da bunu erteledim. 1,5 yıl içinde büyük uğraşlarımızla, çabalarımızla daha önce koordinatör hastanemiz bir denetlemeye geldi. Buradaki fiziksel ve teknik ekipmanları denetledi. Olumlu görüş bildirdikten sonra ameliyat için gün saymaya başladık. 2 tane hastamız çıktı bu süreç içerisinde. Ramazan Bey de ilk hastamız oldu. İlk hastamızı geçen pazartesi günü koordinatör hastanemizdeki 2 tane hocamızın eşliğinde ameliyatı ekibimiz gerçekleştirdi. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı olmadan hastamız da sağlığına kavuştu. Doğum bakımından çıktı. Şu anda serviste. İşte haftaya da pazartesi de evine göndereceğiz. Bundan sonra artık açık kalp cerrahisi Alanya Devlet Hastanesi'nin bir rutini haline gelecek. İnşallah hastalarımıza şifa dağıtmaya devam edeceğiz. Tabi burada sadece bizim yönetim olarak şeyimiz değil ama burada arkamızda büyük bir ekip var. Anestezi ekibi, ameliyathane ekibi, yoğun bakım ekibi, hakikaten doktor arkadaşlarımız zaten cerrahi grup ayrı bir özveride bulundular. Bu hastalar için çok çalıştılar. Şimdi de meyvelerini alıyoruz. İnşallah bundan sonra da rutin olarak kalp ameliyatlarına devam edeceğiz. Bir ilçede tek herhalde Türkiye'de. Yani benim bildiğim ilçe devlet hastanelerinde tek. Ama artık biz ilçe demeyelim. Artık burası eğitim araştırma hastanesi oldu. Ona yakışır bir hizmet oldu diye düşünüyorum. Tabii bu arada bize desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Mehmet Çavuşoğlu, bölge milletvekilleri, bakanımızın burada çok desteği oldu bu kalp merkezin kurulması aşamasında, şeyde hastanemizin gelişmesinde. Rektörümüz Ekrem Kalan hocamız çok desteği oldu. Bizler de elimizden gelen her şeyi yaptık ve bu destekleri de boşa çıkarmamış olduk. Yani şimdi bunun meyvelerini toplayacağız bu saatten sonra. Teşekkür. Alanya halk için hayırlı olsun diyorum. Teşekkürler hocam. Evet. Özgür hocam siz neler söyleyeceksiniz? Ameliyatı yapan hocamızla. Evet hocam. Uzun süredir beklediğimiz bir gelişmeydi. Daha önce de Alanya'da periferik arter cerrahisi konusu ve diğer konularda birçok ilke imza attık. Burada tek yapan bir ekibin ya da tek bir kişinin başarısı değil, tüm hastanemizin başarısı, anestezisiyle, yoğun bakımıyla ve bize destek olan tüm başhekimlik ve personeliyle hepsine buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu Alanya halkı için bir kazanımdır. Şu an sağlık durumunda nasıl? Bugün arka arkaya 2 hasta yaptık. Bu ilk hastamız. Bu an, şu anda serviste. Pazartesi günü taburcu etmeyi planlıyoruz. Diğer 2. hastamızı da bugün öğleden sonra yoğun bakımdan çıkaracağız. O da gayet iyi. İkisinin de sağlık durumları güzel. Bu hastamızı 2'li bypass yaptık. Diğer hastamızda 4 koroner damarına bypass yaptık. İkisinin de durumları gayet iyi. Siz neler söylemek istersiniz beyefendi? İlk defa evet. Hizmetleriyle, hastaneyle ilgili olarak. Ve ilk hastada sizsiniz. Bizler halk olarak tabundan gurur duyuyoruz. Özellikle hastanemizde temizlikçisinden tut da başhekimine kadar gerçekten çok güzel bir hizmet veriyorlar. Ben yani şunu söylemek istiyorum. Bunu söylemek belki biraz daha duygulanabilirim. Hiçbirinin hakkı yenmez. Gerçekten yenmez. Ben seyrediyorum bazen televizyonda. Doktorlara saldırıyorlar, zoruma gidiyor. Ya onlar bizler için uğraşıyor. Gerçekten yani ben tabii bizim ilk olmamız bir tesadüf oldu. Ben duyuyordum daha önce. Başkent'e gidiyorlar, Anadolu'ya gidiyorlar. İnsanlar hep duyuyordum işte. Soyluk geliyordu. Özür dilerim yani soyluk geliyorlar. Hep soyluk. Ha biz buraya geldik dediler. Böyle ben bana sordular. Ben dedim beni buradan başka bir yere götürmem. Biz zaten her şeye hazırlıklı geldik. Ölürsek de burada ölürüz. Kalırsak da burada kalırız. Ve ilk oldu. İyi oldu. Kendi nasıl hissediyorsun hepsine, şu anda? İyiyim. Şu anda çok iyiyim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle yoğun bakımdaki çalışan arkadaşlara, hocalarıma, yani hastanemizde çalışan temizlik sanılıkla başhekimine kadar ayrı ayrı hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbirinin hakkı yenmez.
Peki. Gerçekten yenmez. Yani söylediklerim kadar. Peki, teşekkürler. Ama geç... sigarayı da bırakıyoruz. Mısın? Evet, sigara... sigara kullanıyoruz herhalde. Sigarayı tabii. Allah'a izin verir. Zaten böyle acılar çekeceğimizi bilsek içmezdik. Evet. Yani ben daha önceki defa aynı zamanda anca oldum. Bir sene içerisinde. Biraz da bende yüksek şeker var. Onun sıkıntısı var. Üçüncüye geldim. Kurtarmadı dediler. Dediler durum bu şekil. İstediğin yere gidebilirsin dedi hocalarımız. Ben burayı tercih ettim. Ve ilk olduğunda bilmiyordum. Sonra öğrendim. Olsun dedik. Tabii zamanında böyle acılar çekeceğimizi bilsek zaten sigarayı hiç başlamazdık. Bu da bir şey olmuştu ya. Peki. Yani, peki. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hepinize. Şey yapmayalım. Allah razı olsun.